Evet. Merhabalar. Merhaba. İyi akşamlar. Sayın baylar, bayanlar ve pek güzel hanımefendiler ve de kertenkele gibi beni canlı yayında bekleyenler. Hepinize merhaba. Şimdi çatalları, bıçakları bırakın ve elinizdeki bardakları da bırakıp canlı yayına geçelim efendim diyorum. Evet. Mustafa Görmez. Evet. Çetin Hamburg'dan sen. Oo, Almanya'dan müşterimiz. Aman Allah. Müşteri dediğim için kusura bakma. Ama yani takipçi demek biraz da. İyi akşamlar. Erhalim. Merhaba Osman abi. Herkese merhaba. Evet. El sallayayım. Bir saniye. Efendim el sallıyorum. Elimi şöyle diyorum. Kafamı sallarsam da el sallamış gibi. Toker, Murat Erçelik. Video katılmak için evet. Samsun'dan selamlar. Herkese Süleyman Bezen merhaba. Özgür Kabakulak. Gürbudak pardon. Fatih Mustafa. Evet merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bu 4 gün konuya biraz hızlı gireyim. Fazla patenaj yapmadan. 4 gün evlerimize kapanmak zorunda kaldık. Biliyorsunuz. Yani biz İstanbul, İzmir, Ankara başta olmak üzere. 4 gün hakikaten baydı ya. Çok zor bir iş. Ama mecburuz. Hani hava güzel ya. İnsanlar illaki böyle kamp yerlerine, mesire yerlerine, işte deniz kıyılarına falan gidiyorlar. Tıktım tıktım da oluyor. Ve nedir? Bütün dünyanın ciddiye aldığı bir şey var. O zaman bulaşıcı olan bir şey, hastalık daha kolay bulaşıyor. Yani evde oturmakta fayda vardı. Çok dikkatli olmak lazım. Evet. Merhaba, soruları göremiyorum. Tekrar alayım. Alkol stoğu yapsaydın abi 4 günlük. evde oralara fazla girmeyelim. Osman abi hayırlı Ramazanlar. Peki efendim. Stok mu tok yapmıyoruz tabii. Gözlük takmak zorundayım. Yazıları görmüyorum. Selam Osman abi. Denizli'den selamlar. İmparator. Evet. Ufuk 141 katıldı. El sallıyorum. İnşallah güzel göreceğiz abi. Herhangi bir proje var mı? Proje var da hayat durdu. Dolayısıyla yok. Osman abi bambaşka bir insan. Teşekkür ederim. Sakarya'dan selam. Merhaba. Abi çok sevdiğim birisin. Sağ ol, sağ ol. Zampara Osman serisi devam etsin. Seyfettin Osman değil. O ben değilim. Yani benim oynadığım bir karakter. Osman abi proje var mı? Var dedim ya var. Var tabii proje var. Yani Zampara Seyfettin'i bir daha çekeceğiz umarım bir arkadaşlar. Abimiz dinleniyor, istirahat ediyor. İzmir'de mi? İzmir'deyiz. Evet bayağıdır. Tatlı sesi olan bir anınızı paylaşır mısınız? Ya tatlı sesle evet bir gün İbo'yla film setinden çıktık dedi ki 2 dakika dedi beni bir yere bırak taksimi bırak dur dedi ya dedi kusura bak sen ben dedi yılbaşına yaklaşıyordu bir yerde şarkı dolduracağım gel dedi sen de takıl tamam abi dedim benim canıma min dedi İbo'nun yanındayım gittik şarkı doldurdu bir stüdyoda bir sürü insan vardı müzikler falan İbo bir iki provadan sonra okudu doldurduk. Ya dedi ne yapacağım dedi şimdi dedi Taksim'de gel ben de gazinoya dedi. Aksaray'a gazinoya gittik ama bayağı maceralı bir yolculuk. Geç de kalmıştı programı. Şeyden otobüslerin gittiği tercihli yol var ya oraya girdi
arabayla otobüslerin arka, yasak aslında, trafik polisleri falan şey yapsa çok büyük ceza yiyecek. Yani ceza yer yani, ama korkmadı girdi. İbo işte, İbo'nun şımarıklıkları vardı o zamanlar. Sivil ara idare ederlerdi belki ama bir ceza ya, ama ceza da ona koymaz ki kardeşim. Gittik gazinoya, şarkılarını okudu. Öyle yani, ben de kulis arkasında, kulis arkası daha da güzel tabii. Çakıl gazinosuydu galiba Aksaray'da. Şimdi o gazino zamanları kalmadı. Yani eskiden de çok soru geliyor, onları sorarsınız, bir anı anlatıyorum. Gazino, evet, gazino mabetleri başka tabii. Gazinolarda neler vardı? Şarkıcılar, hafif müzik söyleyen, efendim, komedyen çıkardı. Ondan sonra dansöz çıkar, Türk sanat müziği ve İbo falan gibi, bir de fantazi arabesk, türkü tarzında bir şeyler çıkardı, sanatçılar çıkardı. Fasıl olurdu. İçkili yer olur, içkili masalar olur. Bir de seyircili yerler olur. Yani fix menü ve alakart, ne bileyim işte, öyleydi. Gazinolar İstanbul'un büyük bir çok önemli bir eğlence şeylerinden biriydi. İşte Taksim Maksim, Çakıl, Bebek Belediye, Bebek Maksim. O kadar çok gazino vardı ki, Aşiyanlar, Urcanlar. Neyse, soruları kaçırmayayım. Katıldı. Berk, Türkan, Durkan. Evet, merhaba. Evet, Pelin Karabatak katıldı. Ne haber Pelin? Pelin Karabatak. Evet, Serkan Zampara sepetinde dövmesinin altın top dilek anında görüşüyor musun? Burada benim takipçilerimden biri, görüşemiyoruz. Onun da çocukları falan var. Osman abi, 2 milyarlık bilet filmi nerede çek? Şeyde çekildi. Gebze'de. Hisar önü mü ne? Bir yer var. Gebze'de bir köydü. Çok güzel bir yerdi. Ya o zamanlar İstanbul çok güzeldi. Orada yazlıkmış meğerse orası. Orada bir otelde çektik. Bir evler mevler. Tamamını orada çektik ama. Seher Yıldız'ı katıldı. Merhaba Seher. Nasılsın? El sallıyorum. Hangi şehirdesin Seher? Yaz sonra. Ufuk. Osman abi, Şevket Altı ile anılar. Şevket Altı. Ya Şevket abi işte şeyde, Hababam Sınıfı müzikalinde. Bir de selam. Hababam Sınıfı müzikalinde çalıştık. Bir de şeyde çalıştık. Müzikal filmde çalıştık. Şevket abi çok mesafeli bir insandır. Çok severim kendisini. Var tabii. Onunla da şimdi yani zamanı gelince anlatırım. Onunla da güzel bir anım var. Merhaba Osman abi, selamlar. Sadık Gülmer. Serkan. Tosunlar Türk. Erkan Sulu katıldı. Merhaba Erkan. El salladık. Cemal katıldı. El salla. Evet. Projeler var arkadaşlar. Her zaman var. Nasıl, beni görüyor musunuz? Böyle mi daha iyi? Böyle mi daha iyi? Seher yazı. Teşekkürler, iyiyim. Hamburg'dan gurbetçi takip. Seher, Hamburg'a selam söyle. Ya bir o denk getiremedik, gelemedik oralara. Çok hızlı geçiyor yazı. Osman abi, ayrıca seslendirme ne yok. Sesi kendimi seslendiriyorum oynadığım zamanlar. Artık sesli çık. Osman abi, Hababam Mustafa Erer Anadolu Rock katıldı. Merhaba. Sen Türkiye'ye gelebilirsem gel. Gel Türkiye'ye gel. Bakalım şu hastalıklar bitsin. Her şey normal olsun. Çok memnunum. Şunu musun? Sanat yönetmeni. Ya Necati Bilgiç için olumsuz bir şeyler duydum. İnşallah doğru değildir. Herkes için zaman zaman şeyler çıkıyor, söylentiler. Umarım doğru değildir. Yani ya şizofreni teşhisi konulmuş, hastaneye yatmış falan diye bir haber. Ama bu magazin habercileri çok yalancıdır. İnanmayın. Uydur kaydır haberler yapabilir. Foça'dan selamlar, Mustafa Erer Anadolu Rock. Merhaba Mustafa.
Ben de biliyorsun Foça'da oturdum bir dönem. Evet. O zamanlar kamera çekimleri kötüydü. Evet doğru Ömer. Öyle anlattım sana. Bu teknolojiyle alakalı. Yani daha video yeni dünyada ve Türkiye'ye yeni gelmişti. O zamanki video şey veya şey beta şimdi çok değişti artık dijitale döndü. O zaman bant denen bir şey vardı. Şimdi bant da kalmadı. Bantın yerine bambaşka bir şey var değil mi? Yani çok eskiden film vardı. Bildiğimiz film işte. Bak o filmi bir türlü anlayamıyorsunuz mantık olarak. Film böyle 35 milimetre negatif. Yani fotoğraf makineleri de öyleydi. Film makineleri de öyleydi. Bir film rulosu olurdu. Üzerindeki resim negatif çekilir sonra pozitif aktarılır ve perde şey daha çok film ama hala dijital de olsa bir film şeyini yakalayamadılar. Film netliği, film derinliği mümkün değil yani. Anadolu olarak bilmez miyim abi çok özettin kendini gel Foça'ya artık. Ya nasip olursa gelirim. Yani gelmeyi de düşünüyorum. Bu yaz geleceğim bir Çanakkoy'u falan. Orada dostlarım var. Selam Osman abi, dizi adam. Merhaba. Evet. Nasılsınız dizi adamlar? Bayram Akbulut, efsane. İsmail Zagrali. Gürcistan, Tiflis'ten selamlar. Eyvallah, yurt dışı. Gürcistan, Tiflis. Aa. Ya bu sene Gürcistan'a gelecektik de Kars'a kadar şey yaptık. Şey fırsat olmadı ya. Gözümüz yemedi. Pasaportumuz her şeyimiz vardı. Gel. Osman abi Sakaryaspor diye bağırsana. Sakaryaspor. Nasıl bağırayım ya? Barış Manço Kültür Merkezi'nde eskiden vakit geçirirdin abi. Neresiydi Barış Manço Kültür Merkezi? Unuttum ya. O geçiriyor herhalde. Bilmiyorum. Osman abi ünlü olmak nasıl bir şey? Sağ olun. Yani iyi galiba. Bilmiyorum ki ya. İyi bir şey de kötü bir şey de. Damgalı eşek gibi dolaşıyorsun işte yani. Yıllara meydan okuyorsun. Eyvallah. Sağ ol kardeşim. Sağ ol. Osman abi. Şu anda vardı projeler. Bütün projeler durdu. Arkadaşlar bu arada beni Osman Cavcı benim filmlerimi Osman Cavcı YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Bütün filmlerin. Çeşmealtı Emlak. Merhaba. Bana bir sürü fotoğraf yolluyor Çeşmealtı. Eyvah kızım dizisinden bahs. Evet. Eyvah. Eyvah. Eyvah kızım. Eyvah babam. Eyvah babam olması lazım. Yıllar geçti. Ya orada da ben o diziye arada giriyordum, çıkıyordum falan filan. İşte Ece'nin belalısını oynuyordum. Kafayı takmış. Böyle Zampara Seyfettin gibi biri. Haluk Bilginer'le çatışıyorduk. İyi gidiyordu, çok tutuyordu ama sonra araya bir sürü numaralar girdi. Çok özel. O dizi den ayrılmak zorunda kaldım. Ama yani dönem dönem çok oynadım ve çok beğeniliyordu. Abi askerliğini, o soruyu bir daha. Osman abi seni çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Güzel günler. Zavallı filminde de var mı kanal? Olması lazım. Bir bakın orada yoksa YouTube'da vardır. Çeşmealtı Emlak. Çeşmealtı. Eyvallah. Eyvah kızım bildiniz. Osman abi. Çok hızlı geçtiği için. Osman Hülya Avşar'la anım var mı? Var tabii işte. Oynadık şeyde. Aşıksın'da beraber oynadık. Hülya çok tatlı kızdı. Öyle gülerdi ederdi. Cana yakın biriydi. Onu söyleyeyim. Hiç öyle kasan kendini beğenmiş biri değildi. Zampara Seyfettin 2 hangi koşullarda? Ya ben o filmi öyle esti çektim. Bir kameram vardı. Çektim yani şeydi. İnternet filmi, sinema filmi olması çok zordu teknolojik olarak. Bayağı kararıyor ışığı çektiğim zaman galiba. Yine Daily Motion'da var diyor olabilir.
80-98'de. Abi bu sektörü neresi? Kazandık tabii zaman zaman. Reklam filmleri falan filan bir sürü şeyler. Ne bir kazandık. Osman Ercan merhaba abi merhaba. Tabii şeyler ekipmanın profesyonel olması lazım. Yani iyi bir kamera ve iyi bir kameraman olması lazım. İyi kameraman olunca iyi ışık olması lazım. Ha, bunların hepsi zor. Ben tek başıma çekmek isteyince işte ne bileyim ya biliyorsunuz bunları çok anlattım yani. Şey oluyor. O öyleydi. Osman abi Paşabahçe reklamını unutmuyorum. Aa evet. O reklam filmi de benim için unutulmaz. Ödüllü reklamdır. O güzel bir anım vardı. Onu da bir ara anlatırım. Serdar Erener. Ünlü reklamcı Serdar Erener'in reklamıydı. Bayağı bir ses getirdi. Şimdi o reklam olmayacaktı az kalsın. Fenerbahçe falan itiraz etmiş işte. Diyorum ya bayrakları Fenerbahçe'den getirdim usta diyorum sonunda. Fenerbahçe para istemiş. Reklamı kaldırıyoruz, çekmiyoruz dediler sette. Aa, para gidiyor ya. İyi de para alacağım. Düşündüm, taşındım dedim ki Fenerbahçe yerine dedim Dolmabahçe olsa olur mu dedim. Aa dediler. Bir düşünelim dediler. Reklam yazarları oturdular falan toplantı. Abi dediler bu fikir daha da güzel. Çok hoşumuza gitti. Reklam bir anda değişti. Final. Dolmabahçe'den bayrakları aldım usta diye falan. Öyle bir anı yani. Bizim takımda efsaneydin abi. Uf çok eski ya. Onları nasıl hatırlıyorsunuz ya? Ömer Karabulut. Seher Yıldız'ı. İlyas Salman nerelerde? Görüşüyor musun? Seher. İlyas'ı görmüyorum. Ben İzmir'deyim. İlyas İstanbul'da. Ne yapıyor, ne ediyor bilmiyorum. Bir şeyler yapıyordur. Şey de yazıyor Twitter'da. Sağ ol. Evkislam Renaults. BJK. Evet. Bazılarında hiç yetenek kalmaz. Nasıl olup da parlıyorlar? Valla bu çok var. Öyle yani. Onlar çok sabun köpüğü gibi parlarlar. Mantar gibi. Sonra sönerler giderler arkadaşlar. Onlara kafa takıp bak biz yıllarca ne filmler var neler hepsi köşe başı. Unutulduk mu unutulmadık. O arkadaşları yarın bir gün hatırlamayacaklar. Abi İzmir'e yolun düşerse sizinle tanışmak isterim. Yani inşallah. Evet. Yeşilçam tarzına filmler çekilemez mi? Çekilemez. Bambaşka bir yerlere gitti. Çok uzun bir konu bu ya. Yani. Yeşilçam ölmez tabii ki. İzmir'de neredeyim? İzmir'de her yerde varım. İbrahim, Anlis. Yani İzmir'de ya en çok hava güzel olduğunda Alsancak, Maslancak, Karşıyaka. Aydemir Akbaş ne? Bir şey kaçırdım. Bir daha sor onu. Uğurtan Günal ile diziniz deneme. Ha, ya bir şey çektik olmadı. Yani devam edemedik ona. Osman abi yazdığın kitap var mı? Var iki tane kitabım var. Çok eskiden yayınlandı ama. Biri 2005'te, biri 2000 yılında. Roman Köpek Öldüren, bir de Yanlış Anlaşılmış Filmler. Şeyden çıktı, parantez yayınlarından. Sahaflardan bulabilirsiniz onları. Evlenmedim, hiç evlenmedim. Bayağı var filmim. Saplamadım. Sinemalar.com'dan bakmak lazım. İsmini unuttuğum filmler var. İnanın yani. Abi İzmir Buca'dan selam. Eyvallah Buca.
hanımın çiftliği, eski arkadaşlara görüşmüyoruz, rastlaşıyoruz. Yani zaman zaman rastlaşıyoruz, her zaman görüşmüyoruz. Geldim Safranbolu'ya, bir günde kaldım ama orada oynamadık galiba ya. Aydemir Akbaş sorusunu yine kaçırdım. Özlem Yeprem. Merhaba Özlem, nasılsın? Özlem Yeprem de benim çok eski arkadaşım. Onunla da Vatandaş Ahmet diye bir dizide oynadık. Sonra bir dizide daha oynadık. Özlem bana yardım eder hangisi olduğunu. Sakıp Sabancı'nın hayatı gibi. Bir şey ağa diye oynadık. Osman abi yeni bir reklam filminde oynamayı niye düşünmeyeyim? Niye düşünmeyeyim? Parası güzel olursa tabii ki Deniz. Özlem Yeprem canım. Sağ ol Özlemcim. Ya Özlem Amerika'da mı yaşıyordun? Özlem Nebioğlu o zamanki oyunculuk adı. Evet dedi Özlem. Evet, yaşam unutulmaz. Amerika'ya selamlar. Reha'ya da selam söyle. Oyuncu Reha Yeprem'le evlenmişti. Almanya tamam. Reha'ya da selam söyle Özlem. Almanya'daymış. Osman abi selamlar. Karşıyaka'dan selam. Can Baycan. Merhaba Can Baycan. Bütün sülalesi Karagözcü bir arkadaş Can Baycan. Çok değerli. 3 nesildir Karagöz şeyine devam ediyorlar. Babası da ünlü Karagözcüydü. Kendisi de dede esas. Bir şey dedeydi. Unuttum. Kendi hatırlatır umarım. Çok değerli. Yani ben o işi yapan arkadaşlara çok değer veriyorum. Unutulmaması lazım. Geleneksel Türk tiyatrosunun çok önemli şeylerinden. Çıplak Vatandaş'ta oynamadım. Veronica Inci. Evet. Onu da güzel yaptık ya. O filmde kopya taklit olmasına rağmen güzel bir filmdi. Evet. En Kahraman Osman biraz dalga geçtiğimiz bir iş. Öztürk Serengil var. Eğlenmiştik o filmi çekerken. Ama bazı şanssızlıklar oldu. O var bir şeyde benim kanalımda oynuyor hala. Gültepe'den selam. Gültepe'ye siz de selam söyleyin. Zağloğlu, Şevket Altuğ'la artık çıkmıyor. Vallahi çekildi. Yani oynamıyor, doğru. Osman abi yeni bir söyleşi yapmalıyız. Osman Ercan. Tamam abi düşünürüz. Osman abi Erzincan Tercan'dan selam. Sizi seviyorum. Çok selam Erzincan. Üstün abi yaşıyor mu? Üstün abiyi kaybettik Özlem. Mert oğlu var. Üstün abi galiba yani ben vefat etti diye duydum ama umarım yanlış duymuşumdur. Osman abi YouTube'da bir telif bildirimi yapacak mısınız? Bazı filmlerde ses kısa sürede gidip ya o teknik sorun var yani müziklerden kaynaklanan bir sorun var. Müziklerin teliflerini kabul etmiyor şey YouTube. Bunu o müzik şey yaptığımız zaman ses de gitmiş oluyor. Öyle bir sorun yaşıyoruz. Kızım 9 yaşında İzmir Buca'da. Çok selam size. Osman abi Zümrüt Cansel'den abi. Ya hiç karşılaşmadım Zümrüt Cansel. Annesi çok hoş bir kadındı. Genç yaşta onu da kaybetmiştik. Zampara Seyfettin tabi. Merhaba Osman abi. Zampara Hamsi tişört durmuyor abi ya. Onun hikayesini anlattım. Kaybettik. Şort duruyor ama. Şenol. Evet Şenol. Evet. Üstün baba yaşıyor mu? Evet be. Hay Allah çok güzel. Demek ki yanlış duymuşum. Hayırlı koronalar. Yani size de efendim. Osman abi Manyak Kovboy diye bir filmde ya onu
O projemde işte kampanya falan düzenledik. Çekecektik, bir yapımcı da buldum. Ya ben yapacağım dedi ama araya şu şey girince, salgın ve olağanüstü tedbirler kaldı, yani şu anda çekmeye imkan yok. Başka bir zaman da filmim var. Evet, olmaz mı? Aşıksın diye bir filmim var onda. Çok işler var. Selamın aleyküm abi. Aleyküm selam kardeşim. Abi seni çok seviyoruz. Ben de sizi çok seviyorum. Sağ olun, var olun. Zıpçıktı filminde Şenol Coşkun var. Siz de... Yok, ben oynamadım ama. O İstanbulspor'un amigosuymuş. Cem Uzan İstanbulspor'un şeyiydi, sahibiydi biliyorsunuz. Değil mi? O bakmış çok komik bir herif. Ya yani tip böyle falan. Ondan sonra demiş Ünal buna bir iş yap. Ona öyle bir film yaptılar. Oyuncu değildi ama çok komikti. Ben de gülüyordum. Hocam Cüneyt Pamirtan nerelerde? Hiç görmüyorum. Bana çok soruyorlar bu soruyu. Hiç görmüyorum. Pine Bay Otel'in adı. Evet doğru. Jerry Pie. Ben de sizi seviyorum. Sağ ol. İngilizce öğretmeni gerçi. Evet, İngilizdi ve o Robert Kolej'de hocaymış. İlyas Salman iyi bir arkadaştı. Mütevazi bir arkadaştı. Severim yani. O hayatta duruşu olan bir insan. İlyas'ı severim. İyi yayınlar Osman abim. Sağ ol kardeşim. Sağ ol. Oo, ne güzel ya. Bayağı bir katılım. Osman abi, İstanbulspor'un amigosu olan Zıpçıktı Cafer vefat etti. Çok zaman o. Allah rahmet eylesin. Duydum ama artık her ölüm haberine de inanmak istemiyorum. Yani her hafta birini öldürüyorlar. Bu şey var, Çaycı Hüseyin var. Çok gülüyorum ki. Ay Çaycı Hüseyin'i daha evvelsi gün yine adamı öldürdüler. Ne oldu? Kaza kurşunuyla öldü. Ondan önce koronaya yakalandı öldü. Ondan önce araba çarptı öldü. Yok denize düştü. Yok kuyuya düştü öldü. Falan filan. Kaybettik falan. Adam isyan ediyor ya. Çok komik yani. Güldüm. Niye öldürürler bu insanları anlamıyorum. Şimdi sana bir şey olmasın abi. Sağ ol canım. Evet Osman abi. Ya çekiyorum arada estikçe. Her zaman olmuyor tabii. Yani yaptığımı iyi bir şey yapalım. Yani orta. Eserse yaparım. Yine kaşınmaya başladım, sıkılırım. Olmaz mı? Var senaryolarım. O Said Osman film değil, şeydir ama tiyatro. Bizimkilerden Dunkofa'ya, evet. Onunla şeyde varız. Hanginiz Yaşar diye bir film var. Onun yapımcısı bendim. Abi Yoksul filminin son sahnesi nasıl çekildi? Evet ya, orada Han'da çektik işte, gittik. Ben yani sinemada bir ikinci, üçüncü falan filmim sanıyorum. Yani Kemal Sunal beni arattırmış. Yönetmen Zeki Ökten dedi ki bu arkadaş da değil mi Kemal dedi. Evet evet dedi Kemal Sunal. Yani çok ya, iyi ki oynamışım yani. Kemal abiyle bir sette beraber nefes almak çok hoş bir şey. O da uzun bir anıdır başka zaman. Son Yeşilçamlı Osmancı isimli bir abi stand-up yapmaya devam etmelisin düzenli aralıklarla. Durum normalleşsin yapacağım. Yapıyorum. Yani inşallah önümüzdeki sene daha fazla yapacağım. Son Yeşilçamlı şey oyunu. Ama durumun normalleşmesi lazım. Yoksul filmi 86'da çekildi. 87 olabilir ya. Belki 86'dır. Abi 90'ların Kürt dizilerinden Kaygısızlar'da oynamayı düşünüyorum. Gelmedi bana oradan teklif. Biliyorum, hatırlıyorum.
Yani her şeyde de olacağız diye bir şey yok ki. Yani öyle bir şey yok. Yani bazı işlerde. Onunla özlem. Evet, Özlem Yeprem. Evet. Doğru. Kerem 1985. Merhaba. Evet. 85'te çekilmiş. Yok. 85'te çekilmedi. 85'te çekilmedi. Yok. Yani 80 Muhsin Bey'den sonraydı. Onu net hatırlıyorum. Muhsin Bey 87 çünkü. Bu sektörün size vefa borcu yok mu? Efendim, vefa bir semtin adı İstanbul'da, biliyorsun. Sen bizimkilerde olmalıydın. Abi her yerde de olacağız. Şarkıcı yok canım. Yani oyunda tiyatral şarkılar söyleyebilirim ancak. Nerede? Vereni Kayınço filminde cüceler. Özlem. Evet. Osman abi bizimkiler dizisinde Cemil abi. Evet. Çok yakınız. Zampara Sepeti 2000'den görüştüğünüz kişiler var mı? Yok. Yani pek aklıma gelen biri de yok. Yani görüşmüyorum. O da bayağı oldu. Ünal abiyle birkaç kere görüştük. O da Bodrum'da yaşıyor. Şarlatan filmi hangi tarihte çektin? Şarlatan 95-96 falan olabilir. Öztürk Serengil'le evet. Evet, Öztürk Serengil'le. Yani rahmetliyi çok severdim, Öztürk Serengil'i. Benim idollerimden biridir. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Kime dedi acaba? Benim canlı yayınıma. Dur. Şuna bir beğen yapayım. Osman abi, rakı mı, şarap mı, bira mı? Valla hepsinin yeri ayrı. Hepsinin yeri ayrı. Ama hani yemekle Türk geleneksel rakı tabii ki. Mehmet Ali Erbil'le aranız varsa anlatsam. Mehmet Ali ile de çok çalıştık biz. İşte Hababam bir çocuk oyunu. Reklamda, en son reklamda yok. Bir şeyde çalıştık ya, bir film çektik. Polis Okulu diye. Orada şey yaptım ve gördüm. Hayır, Çukur'da oynamadım. Evet, bir dönem öyleydik. Çok doğru. Reklamlarda esas. Reklamlarda. Seni ailenizden biri olarak görüyoruz. Çok teşekkür ederim. Pembe'yi de çektik işte şeyi. Zampara Seyfettin filmini. Çok güzeldi yani. O evet ya. Kuşadası benim için önemlidir o açıdan. Hababam sınıfındaki ses kendi... ilk yok. Orada değil. Sezai Alptekin'di. Alptekin'di galiba. O seslendirdi. Ama birkaç parçayı unutmuşlar. Birkaç yerde ben konuştum. O zaman dublaj yapmak falan çok zor bir işti. Renk kattı. Bir orada sonra hep ben kendim konuştum filmlerde. Kırmızı araba duruyor mu? Durmuyor. Durmuyor. Ondan sonra bir sürü araba geldi gitti. Durmuyor şey Özlem Yeprem. Osman abi, rol arkadaşın Dilek Pamuk'tan görmüyorum. Oo. Seyyar Kamil, Aydemir Akbaş'ta. Evet, o da enteresan komedidir. Ekranda olmalısın Osman abi, geri dönsün. Bakalım yani, bir flash bir şey yaparsak neden olmasın, olabilir. Denize atıyorlardı seni. Tamam, evet.
Otelde çalışıyordu demek ki. Anca öyle olabilir. İbrahim Yılmaz. Mr. Cam 35. Peki. Peki arkadaşlar. Fiat Panda arabanız vardı. Reklamalar. Özür. Vardı. Evet. Doğru. Ya. Şu anda evet şu anda yok, onu elden çıkartmak zorunda kaldım. Yani bir ehliyet cezası aldım maalesef. Yani araba kapıda çürüyordu, şey yaptık, onu yolladım işte, inşallah başka bir şeye. Son Yeşilçam'da İstanbul'da oynama düşüneceğim. Oynadım bir kere, geldim fakat çok yağmurluydu. Çok fazla seyirciye ulaşamadım. Bir şanssızlık. Yine geleceğim. Kadıköy'de falan bir yerde sahne almayı düşünüyorum arkadaşlar. Acı Badem'in ismi. Ya öyle yazarken senaryoyu, hani tatlı acı, hani anlamında Acı Badem. Yani badem güzel bir şeydir ama acı niye acıdır acaba? Ben dedim ki, yani Seyfettin'in böyle bir lakabı olsun. Acı Badem gibi. Çok da tuttu o. Ben hiç düşünmüyorum. Evet, Badı Ekrem diyalogları komiktir ha babamda. Çok doğru. Işık da tam gözlüğümde parlıyormuş. Yani. Dur şöyle tutayım. Acı Bademli, hayır, orada ikamet etmedim. Ben Hisar, Arnavutköy ve Ortaköy'de oturdum yıllarca. Valla iyi diziydi bizim takım. Aydemir, Maydemir falan, yine böyle güzel bir ekip. Suna Selen, pardon Suna Yıldızoğlu. Ondan sonra bizim rahmetli ablamız, ah bir anda aklımdan gitti. İki büyüklüğüm ya. Muhteşem bir komedyendir. Huysuz kadındır ama iyi oyuncu. Hurdacı Şabanoğlu, Acı Bademli, Seyfettin. Evet. Yes it is. Buyurun, buradayım. Filmlerde görüşünüz hep aynı oldu. Şimdi fark et. Yıldız Kenter'i anılarınızda bahsetmişsiniz Osman abi. Biraz gülelim. Hiç Yıldız Kenter'le anılarıma gülemezsin. Hiç iyi bir anım yok yani. Bir Facebook'ta yazmıştım bir şeyler. Şimdi öldü gitti, şey yapmayayım. Yani benim çok onayladığım biri değildi. O da beni... Suna Selen. Pardon, Suna Pekuysal tabii ki ya. Evet. O Suna Pekuysal'ı da kaybettik. Çok iyi komedyenlerden biriydi. Evet. İlk Hababam'la başladım. Ama yani sinema olarak öyle. Ama tiyatroya Devlet Tiyatrosu çocuk oyunlarıyla başladım. Evet, Ege'deyim. Suna Pekuysal, evet, Münir Türeli, doğru. Çok iyi bir oyuncu, huysuz bir kadındı ama çok tatlıydı. Keloğlan'ın da annesiymiş. Bak, bunu da yeni öğrendim. Aa, ne güzel sohbet var valla. Bazı şeyleri benden daha iyi biliyorsun. Karakterini, Acı Badem karakterini taklit ederse kız tavlayayım dedim. Az kalsın karakolluk. Orhan Sever, yapma sakın bir daha. Cevat Kurtuluş çalıştınız mı? Tanırdım. Ama çalıştım mı acaba? Çalışmadım Cevat abiyle ya. Ama tanırdık, tanışırdık. Yolda karşılaşırdık bilmem ne. Cavcı falan böyle bir yerde bana imzalık kartpostalını falan da verdi. Çok güzel tipti ya. Seslendirmeye de duayendir. Evet. Uğurtan abinin sağlık durumu fena değil. İyidir. İyi durumda sayılır yani. Uğurtan abimiz bir tanemiz. Vay abim benim. Ragıp Akdere, merhaba. Evet. O da çok iyi. Nasrettin Hoca. Oo, neler hatırlattınız bana. Onu da Bursa'da Cumalı Kazık köyünde çekmiştik. O güzel anılar. Baykal Kent'te. Cevat abi bizden büyüktü. Tabii canım. Oho, çok büyüktü onlar yani.
Sadri Baba'yı tanır mı? Yok, onunla tanışma ama gördüm bir ortamda ama tanışmıyordum. Ben Öztürk Serengil'le o jenerasyon şeyinde çok çalıştım. Çok sevdim Öztürk abiyi. Yani çok iyi bir komedyendi bence. onlar film arkadaşlar. Tom Balacı ne oldu? Bileyim ben ne oldu ya. Abi yeni oyunculardan kimleri beğeniyorsun? Var beğendiklerim. Yani bir anda aklıma gelmiyor. Bu şeydeki oyuncular iyiydi ya. Avrupa şey yani yalan dünyada ki oyuncular iyiydi yani ya onları beğeniyordum yani yetenekli insanlar var. İyi akşamlar abi. Zampara Seyfettin'i yazmak nasıl aklı? Ya bir yaz filmi çekelim falan epeydir kafamda vardı. Moralim çok bozuktu. Evet, aynı fikirde. Oturdum bir 20 sayfa bir hikaye topladım. Ünal Küpeli ile o aralar öyle bir şeyler yapıyorduk da ediyordu bir şeyler. Ünal abiye götürdüm çok beğendi. Çok sevdi. O da oturdu. Üzerine bir şeyler yazdı. O biraz da sette yazdık. Öyle bir şey çıktı. Gürse Birsel tabii. Gürse Birsel çok güzel yazıyor arkadaşlar. Ama bak yalan dünyayı söylüyorum. Mesela bir tane Hoş Sosyete mi ne bir şey yaptı onu beğenmiyorum. Oradaki oyuncuları da beğenmiyorum. Yalan dünya çok iyi bir iş. Tatlı Sesi şeyde İzmir'de kebapçı açmıştı. Oraya uğradım gördüm. Grup Vitamin Zonta. Hepinize sorularına tek tek cevap vermeye çalışıyorum arkadaşlar. Farkındaysanız ayrım ayrım yapmıyorum. Osman. Ya bırakmasaydın tabii Özlem. Sen de güzel jandarm tipi vardı. İyi gidiyordun aslında. Niye bıraktın bilmiyorum. Yani bir sürü dizide devam edebilirdin yani Özlem. Evet. Zamperası aynı tişört var gönderme. Sende mi var? Bende yok. Zampara Seyfettin kaçıyor şey yazılarda onu. Sinema sanatçısı olmasına ne olmak isterdin abi? Abi denizci olmak isterdim ya. Denizlerde falan bir iş yapmak isterdim. Çok şey var. Otelcilik yapmak isterdim. Ama o, yani otel benim olsun. Küçük bir butik otel. Aklıma gelen şeyler, fantezilerim. Vallahi bir butik otel bir yerden para gelse işletmek isterim. Yani ben de otelde kalacağım ama. Biraz böyle büyük bir otel değil ama asla. Topalarsen, evet, merhaba, evet. Nubar Terziyan'la aynı. Oynadık galiba Numar Baba ile ya. O 2 milyarlık bilette var sanıyorum Numar Baba. Abi selam nasılsın? Uzun zamandır yüzünü ekranlarda göremiyoruz. Vallahi ben de göremiyorum yani. Var ya arada yapıyor. Yapacaktık kaldı ya bir sürü işler tam. Zengin patronluk. Zengin olmayı düşünmüyorum. Normal biri olmak istiyorum. Abi Zampara Seyfettin Kuşadası'na gittin. Oteliniz Pine Bay'in bugün bunda çok Vahyöz'ü gör. O çok zor ya. Vahyöz'ü görmem. İmkansız arkadaşlar. Yani ben 5 yaşındaydım öldüğü zaman. Ama çok görmek isterdim. Karısını gördüm. Karısıyla oynadım. Rahmetlinin. Jale Öz. O evet. Sizden ricam tiyatro oyunlarını daha fazla paylaşın. Peki, tamam. Abi evet doğru. Abi Antalya'ya yolculuk var mı? Şu ara şehirler arası yolculuk kısıtlaması mı? Yok yoksa yorulmadım. Çok teşekkür ederim. Yani sohbet ediyoruz. Çok yorulursam keserim.
Fikret Hakan'la aranız var mıydı? İşte hanımın çiftliğinde çalıştık. Şeydi, çok sıcak bir adam değildi. Mesafeli biriydi. Eski Yeşilçamcı, Jön geleneğinden gelen. Hani mesela bir Öztürk Serengil'in sıcaklığı yoktu. Öztürk Serengil şakacıydı. Yani şaka yapmasını, insanları güldürmesini, gırgır bir yanı vardı. O komedyen tabii, aynı şey değil. Osman abi, seni seven insanlar ne kadar fazla şu anda seni kitlen yeniden... Evet, sağ olsunlar. Ben de bu canlı yayınlarla bu şeyi tekrar ısıtmaya çalışıyorum. Dilek Pamirtan artık dizilerde oynamıyor abi. Abi bıraktı galiba yani. Ortaköy'e gelmiyorsun. İstanbul'da değilim ki. Daha önceleri web bir uygulama var şeyde, internette. Ama ne olduğunu söyleyemem. Driver bilmem ne. Arabayla İstanbul'da dolaşıyorsun. Chicago, Antalya, İzmir. Radyoyu da açıyorsun arabayla. Bugün Ortaköy'den geçtim sanal dünyada. Ortaköy'den. Hiç fazla da değişmemiş yani. Öyle Kuruçeşme, Arnavutköy, Bebek'e kadar gittik. Radyoyu da açtım. İnternet sonsuz bir okyanus ya, bakın yani canlı yayın falan yapıyoruz arkadaşlar yani. Abi, Çılgın Yenge 3 kez ayrı kişilerle çekilmiştir. Bunun hikmeti, Çılgın Yenge çok başarılı bir eser, çok tutmuş. 3'ten fazla da çekilmiş olabilir. Tiyatrolarda çok oynandı. Ben de oynadım yani, düşün. Enkaz olmuştu Osman abi genç. Duymasın. Duymasın. Park gelmiyorsun. Ragabaklara zaman. Bizleri yoruyorsunuz. Mazur gör bizleri. Çok teşekkür ederiz herkese. Sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol. Abi, oyunun adını rica etsem söyler misin? Hangi oyunun abi? Son Yeşilçamlı vardı. Biz geçen sezonda şey diye bir oyun oynadık. Lapla peynir gemisi yürümez diye bir oyun. Ama sezonu kapatmak zorunda kaldık. Korona yoktu bizim zamanımızda, bu imkanlar yoktu. Doğru. Neler oldu ya? Şimdi Şenol zıp çıktı Cafer. Eyvah kızım, bildi sizin de. Evet, orada da vardı. Osman abi, seni dizilerde görmek ben de istiyorum. Osman abi, rahmetli Münir Özgür ölmeden önce son kez geldi. Olmadı. Kızıyla konuştum, karısıyla konuştum. Osman bizi tanımıyor. Seni nasıl tanıyacak? Niye geleceksin? Boş ver dediler. Ben de doğru, haklısınız dedim. Gitmedim. Çünkü bilinçsiz yatıyordu. Yani kızını tanımıyormuş, düşün. Var mı? Olmaz mı? Bir sürü neler var tabii. Ya bir sürü şey yapmak istiyorum. Güzel güzel projelerim var ama güzel şeyler de yaptık yani. Ne diyor abi? Ceza yemişsin ondan. Yok ya. Evet. Halit abi Gatır'ı ziyaret etmiştim. Ha Özlem, evet, iyi yapmışsın. Şey yaptı mı? Konuşabildi mi? Seni tanıdı mı? Uğurtan abi iyi. İyi, evet. Evet. Uğurtan abi iyi. İyi durumda. Yani fena değil. Ne yapsın işte, öyle yani. Böyle. Peki arkadaşlar. İyi akşamlar diliyorum. Sağ ol Ragıp. Sağ ol Ragıp kardeşim. Özlem devam etti. Tanıdı. Çok üzüldüm ama. Yaşı bayağı vardı rahmetlinin ama her ölüm erken ölünü. Evet ya, Aydemir Akbaş konuşturtmadı. Aydemir Akbaş bütün laflarımı kesti. Kıskanıyor beni galiba.
Osman abi yüreğine sağ. Çok teşekkür ederim. Abi sigara kullanıyorum. Çok az kullanıyorum. Şu aralar günde bir tane. Onu da zar zor içiyorum. İstanbul sevgiler. İyi akşamlar. Seni seviyoruz. İyi akşamlar. Arkadaşlar, iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.